NBA Front Office'ten herkese merhabalar. Ben Aras Ersoy. Arkadaşlarım Volkan Yayın ve Ayberk Göne ile birlikte bu hafta yine karşınızdayız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayberk tekrar aramıza döndün. Evet, Injury listeden hayata aldık döndüm. seni. Hayat bitmişti 2 hafta falan. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta 3 konu belirledik gene. Lakers'ı bir konuşacağız. LeBron'u ele alacağız tabii ki. Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander özelinde ve son zamanın yükselişteki takımı Orlando Magic'le devam edeceğiz. Ne diyorsun Volkan? Senden başlayalım. Lakers'ı nasıl görüyorsun? Ne diyorsun diye laf attım. Nasıl gireceğimi bilemedim. Abi LeBron'dan başlayalım istersen ya. Lakers'dan evvel. Taze taze 39 bini de bulmuşken. Yani 39 bin sayıya ulaşan ilk NBA oyuncusu oldu tarihteki. Kırmadığı rekor kaldı mı bilmiyorum şu ana kadar. Kazandığı şampiyonluk sayısı hariç her şeyde patır kütür rekorları alt üst etmeye devam ediyor herif. Bu yaşta hala ligin en iyi 10 oyuncusundan biri olması bence çok kafamı bulandıran bir durum ya bu. Yani 39 yaşına gelmişsin. İşte 21 senedir ligdesin. 32 senedir ligdesin. Böyle sürekli oynuyorsun. 63 yaşındasın. Adam hala müthiş kuvvetli. Patlayıcılığını kaybetmemiş. Hala maçı değiştiren hareketlerde ortaya çıkıyor. Yani hala bu kadar büyük etki yaratabiliyor olması, ben LeBron James'i hiç sevmeyen birisi olarak hani bu büyüklük karşısında gerçekten söylenecek çok bir şey yok. Geçen Houston Lakers maçını seyrediyorum. Biraz onların Dylan Brooks'la arasındaki münasebetten de dolayı biliyorsun o maçlara biraz da odaklanıyor. Şimdi kazanacağım ben bu maçı dedi, kazandı abi herif. Yani evet sürekli olmuyor geçmişteki gibi. Yani alayım bu takımı ben sırtıma, hadi şampiyonluğa götüreyim dese tek başına götüremiyor. O halde değil ama zaten olmaması da lazım. Hayatın akışına ters bir durum bu. Ya 39 bin sayıya başka bir oyuncu ulaşabilecek mi? Ondan çok emin değilim tarih boyunca ama LeBron James ile alakalı konuşurken benim mesela öveceğim ilk şey adamın skorerliği değil. Belki de en can sıkıcı olan konu bu. Hani LeBron James'i bana anlat, hiç izlemedim ben, nasıl bir oyuncudur deseler mesela, ilk söyleyeceğim özelliği çok iyi skorer değildir abi. LeBron James organizatördür. Her şeyi hazırlayan adamdır. Oyunu yöneten adamdır. Top yönlendiricidir. Müthiş işte gençliğinden bahsederken müthiş patlayıcılığından bahsedersin, atletizminden bahsedersin ama ben hiçbir zaman LeBron James överken ne müthiş bir skorer demedim bugüne kadar. Ama adam tarihin en çok sayı atan oyuncusu. Ya gerçekten çok çok özel birisi. Bilmiyorum. Sen biraz övmek istiyor musun? Topu sana atayım. Ben öveceğim. Yani bayağı öveceğim hatta. Benim için GOAT tartışması artık yani bayağıdır yok aslında. Bu da biraz şey olmuştur, nişanesi olmuştur. Hatta ben dünyanın en büyük sporcusu olduğunu da düşünüyorum. Gelmiş bu başka geçmiş. Bir programın konusu da olsun isterseniz. Biraz evet, bu ayrıyetten bir değerlendirelim. GOAT mevzusunda biraz Ayberk'i hırpalayabiliriz bence. Evet. Ben de karşı çok olacağım. Argüman kalmadı gibi. Ama yani ben hiç sevmiyorum bu arada. Ben de ya küçüklüğümden beri ben doğum işte Dallas'ı çok severdim ben. Dörke biraz zorbalık yapıyorlardı Wade'de falan. Biraz mı? Bayağı yapıyorlardı. Adam hastaydı. Bayağı falan. Haysiyetsizlik ya. Tabii canım. Tabii. Ondan beri bir nefretim vardı. Spurs'u tuttum. Ama o hiç zaman çok korkutucuydu LeBron gerçekten. Acayip bir adamdı. Ben o zamanını biraz daha çok seviyorum. Sonrasında işte Cleveland'da zirveye ulaştı. Ve yani 21 senedir gerçekten bu kadar uzun süren ve bitmeyen bir şey. Yani gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Hani oyun tabii ki artık yaşından dolayı bazı yerlerde stop ediyor. Ama hala sahaya çıktığında istediğinde işte dediği gibi maç alabiliyor hala. Bir şeyler yapabiliyor. Yani tarihte bunun eşi benzeri pek var mıdır bilmiyorum. Yani bu seviyede fizikselliğin bu kadar yüksek olduğu bir sporda ve böyle birlikte bu kadar bunu uzun süre sürdürmek farklı bir iş. Ve Lakers hala oyunun içinde. Ben mesela programda hani düşündüm Lakers'ı söylese miydim o tahmin programında konferans finaline. Ama hala ben arkasındayım. Yani LeBron'u koruyup bir şekilde o playoff'u atabilirseniz işte Sacramento gibi, Oklahoma gibi aslında genç çekirdeklerin arasına atarsanız LeBron hala bir şey yapabilecek güçte. Hani diğerlerine bağlı tabii Davis gibi. Ama bu adamın hani bu yaşta hala korkutucu olması bile apayrı bir şey.
Hani GOAT tartışması tabii farklı bir durum. Başarılar sürekli. Ama böyle bir süreklilik ben başka bir sporda da burada da hani Tom Brady demiştin programdan önce. Çok eşi benzeri yok böyle bir şeyin. Tom Brady var, Roger Federer var, Rafael Nadal var, Novak Djokovic var, Lionel Messi var. Yani hiç yok değil arkadaşlar, var. Ama saydıklarımızın hepsi tarihin en büyük sporcuları arasında. Yani. Evet, ama mesela Messi'de hani işte akıl işi var biraz. Fiziksellikten çok oyun zekasına bağlı bir oyun. LeBron'da mesela tamamen atletizmden başlayan bir kariyer var. Oyun zekasını Cleveland'da biraz şey yaptı, onu kullanmasını öğrendi diyelim. Ve şu an hani hala tank gibi. Hem fiziksel olarak hem de işte bütün oyun ona bağlı. Yine oyun zekası çok yüksek. Yani her şeyi yapabiliyor ve yaşına göre çok az düştü özellikleri. İşte hala ligin 10 oyuncusundan biri dediği gibi. Ve bu acayip bir şey bu bence. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim Aras, sen lafa girmeden. Artık mesela hiç savunma yapmıyor. O konuda ama 39 yaşında niye her maç %100 eforla savunma yapmıyorsun da diyemem adama ben. Ha, 5-6 senedir yapmıyor, orası başka bir mevzu. Batı'ya geldiğinden beri savunmada pek efor göstermiyor. Cleveland'da da başlamıştı normal sezonda yatmaya. Ama taşırsın yani. Adam öbür tarafta hücumu tek başına hallediyor. Şey çok önemli abi bence. LeBron James lige geldiğinde hiç şut atamıyordu. Üçlük, orta mesafe, yani hiç girmiyordu şutu. Abi her geçen yıl daha iyi şut atmaya başladı ve şu an %57 ile saha içi isabet buluyor bu sezon galiba. Evet, son ben de %57 var değildi. Notları sana aktaracağım birazdan. Ve yani Durant'ten falan fazla 3 sayı atıyor. Sürekli yapamadığı bir şeyi oyununa ekleyip sürekli işte bu sezon bunu ekliyorum, bu sezon kas ekliyorum, bu sezon post-up ekliyorum. İşte yapamadığı bir şeyleri sürekli üstüne koya koya ve hani bu belli bir sezona kadar değil. Hani MVP olduktan sonra dahi sürekli yeni bir şeyler eklemeye devam etti. İş ahlakı konusunda gerçekten örnek alınması gereken birisi ama Nowitzki'ye yaptığı ahlaksızlığı tabii ki unutmuyorum. O ayrı bir mevzu. Ama gerçekten sporculuğu örnek alınacak birisi varsa LeBron James'in sporculuğu, kendine bakması ve zihinsel kuvveti de bence. Çünkü bu adam 15 yaşından beri medyanın gözü önünde büyüyen birisi. Yani Sports Illustrated'da 17 yaşında kapak olmuş bir adam. O dergiye çıkmak öyle herkesin harcı bir şey değil. Hani Michael Jordan'ların, Kobe Bryant'ların falan kapak olabildiği bir dergi diye düşünürsek, adam daha NBA'ye gelmeden lisedeyken kapak oldu. Yani seçilmiş olan diye. Şimdi böyle bir baskı, böyle bir ilgi, bunu yönetmek de çok zor bir şey. Onu da çok iyi yaptı. En yakın arkadaşını zengin etti, Rich Paul menajeri yaptı. Bütün NBA'yi etkisi altına aldı. Şimdi herkes Rich Paul'un oyuncusu. Clutch Sports. Clutch Sports. Ki o LeBron'un orayla ilişkisi de bence çok sağlıklı değil ama o başka bir programın mevzusu. Orayı yönetebilmesi de çok başlı başına büyük bir olay. Sporculuk açısından gerçekten örnek alınabilecek birisi. Yani topu sana atayım diyecektim. Aybert bir şey daha söyleyecek. Şöyle, sonra mentalite olarak çok farklı. Yani diyoruz hani günümüz starlarında o yok ama yani şu an düşünüyorum işte Anthony Edwards lige girmeden önce mi draftta şey demişti, ben basketbol izlemeyi sevmiyorum diye. Yani şu anki sporcuların çoğu farklı zihniyetlerde, farklı şeylerde. Yani 39 yaşında hala potaya smaç bastığında o hareketleri yapacak. İşte Bronny'yi geçen getirmiş maça. İşte baba gibi baba yani blok yapıyor. Çeyizdağını vuruyor yine. Hareketini yapıyor oğluna. Hani o şekli oyunu oynayabilecek bir oyuncu var mı o yaşta? Bence yok. Devamlı da olmayacak gibi geliyor. Hani şu an ligde Yanis belki o mentalitede. İşte Doncic'ler, Avrupalılar biraz daha sağlam ama Amerikalı sporcular için de böyle bir oyuncu bence gelecek nesillerde hiç çıkmayacak. Şimdi dediklerinize ekleyecek çok az şey var. Ben de benzer şeyler söyleyeceğim. En başta ben de LeBron'u çok seven birisi olmadığımı biliyorsunuz. Ama saygı duyuyorum. Çok büyük basketbolcu. GOAT olup olmaması mühim değil. GOAT tartışmasının içinde ismi bile geçiyorsa zaten bir insanın, bu bile çok büyük bir şey. Benim dikkatimi çeken, şimdi önce şunu aktarayım. Dün MVP yarışının son hali açıklandı. 10. sırada LeBron. Sen dedin ya Volkan, hala en iyi 10 oyuncu arasında gösterilmesi bile inanılmaz bir şey diye.
Yani hala 10. sırada gösteriliyor. En iyi 10 oyuncu, belki en iyi 5-6 oyuncudan biri de diyebilen olur. Ya o tartışılabilir yani, tabii. İlk 10'a itiraz edemezsin. Olabilir. Olabilir. İlk 5'te diyen de olabilir ama. Oralarda isminin geçmesi bile bu adam tam bir ay sonra, 30-32 gün sonra 39 yaşını bitirip 40'a girecek. Yani 30 Aralık'tı galiba doğum günü. Hala bu yaşta bunu yapabiliyor olması çok büyük bir şey. Yani üçümüz de sevmiyoruz dedik adamı ama üçümüz de övüyoruz. Kendini sevmeyenlerin bile öveceği bir performans göstertiyorsa zaten çok büyük bir sporcudur. Sporcu zihniyeti, karakteri, işte etik olarak, spor ahlakı olarak nereden bakarsan bak, özel hayatı da dahil olmak üzere tam bir örnek insan. Yani eşi benzeri o konuda olmayabilir. Ona itiraz etmem. Sporcu özelliklerini, yeteneklerini, basketbol içi özelliklerini konuşursun. O goat'tur, bu goat'tur. Herkesin bir fikri vardır. Ama gerçekten özel hayatıyla ilgili de bir tane skandala karışmışlığı yok. Ha, ufak tefek işte o Nowitzki'nin öksürük olayından bahsediyorsunuz herhalde. Wade'le beraber dalga geçmesi. Orada evet, terbiyesizce bir olaydı. O yakışmayacak bir olaydı. İşte decision kararı falan pek kariyerine gölge düşürecek şeyler pek yakışmadı. Cleveland'a tekrar dönebilmek için şart koşması, illa Wiggins'i seçin takas edin yoksa gelmem falan filan diye böyle direkmeleri falan filan sayabilirsin. Böyle eksi yazacak şeyler de var ama artılarının yanında bunlar söz konusu da iyi olmaz. Yani çok büyük bir şey izletti bize bu adam 20 yılda. Daha da izletmeye de devam ediyor. Bir sene daha oynar bırakır diyeceğim bir pozisyonda da değil. Gayet de iyi gözüküyor. Oynasa 5 sene daha oynar gibi. Sanki ya. Oğlunu bekliyor işte. Oğlunu diğer bekliyor. Diğer oğlu daha iyi. Bu Bronny'den Bryce'tı galiba. Evet. Onu, Bryce biraz daha iyi. Belki onu da bekliyor. Belki onu bekliyordur. Onun da yaşı bayağı ufak abi. Onu da bekliyor. 14 falan galiba. Bir şeyler yaparlar ya orada LeBron. Ve ben size şöyle söyleyeyim. Rakamlarını da hemen söyleyeyim. Volkan sen demin söylemiştin. Sezonu çok iyi girdi. 25.7 sayı, 8.1 rebound, 6.8 asist ve 2.4 üçlük deniyor maç başına. 2.4 üçlük sokuyor maç başına. Bu çok önemli. Buna da hemen merak ettim, baktım. Kariyerindeki oynadığı 21 sezonun hepsindeki üçlük yüzdelerini çıkarttım özellikle. Yani bu çocuk şut atamıyor ya, böyle gidecek kariyeri dediğimiz adam şu anda 40 yaşına merdiven dayamış. Hemen hızlıca sayayım yüzdeleri. 29, 35, 33, 31, 32, 33, 36, 37, 35, 30 öyle gidiyor. Son yılları 33, 34, 35, 32, bu sene 41.4 ile üçlük atıyor. Henüz daha ligin çok maçı. Yani 10-15 maçta belki bütün sezona mal etmek yanlış ama 33-35'lerde gezerken, 39 yaşındayken kendi en önemli, belki de en güçlü yönü olan patlayıcılığı, atletizmi ve gücünü, ben yavaş yavaş artık bunları kaybediyorum, diğer yerlerde gelişmeliyim derken inanılmaz bir dengede tutup ikinci Cleveland döneminden sonra organizatörlüğü, pasörlüğü daha da gelişen, artık bu yaşlarına baktığın zaman şütörlüğü de inanılmaz bir şekilde gelişen bir oyuncu. Ve 41, %41 ile üçlük atması şu anda inanılmaz bir olay. 41'de kalmayacak. Kalmaz. Çok büyük ihtimalle. Kalmaz. Ama LeBron James gibi topla yaratan bir oyuncunun, yani dribling üstü 3 sayı çok fazla deneyen bir oyuncunun %33 ile %35 ile atması da mesela iyi. Tabii ki gayet lige, normal. Kabul lige, edilebilir. Lige ilk girdiği zamanı hatırlayanlar yani şu anki durumunun ne kadar iyi olduğunu kavrayabiliyorlardır. Belki sonradan izlemeye başlayan nesil için %33 ile 2.4 üçlük mesela çok iyi gelmeyebilir ortalamalara bakıp ama hiç girmiyordu şutu tabii bu canım, adam. Şey vardı, benim aklımda bir sahne var. J.J. Barea Dallas serisinde savunuyordu. Oyunda bir çeşitlilik yoktu. Sürekli post oynamaya çalışıyor. J.J. Barea işte o mental kırılmayı da orada yaşamıştı zaten. Evet. Hani o hiç şut yoktu Miami serisinde. Ondan sonra işte Miami ile Spurs biraz LeBron'u LeBron yaptı bence ya. Şey pardon, Mavericks ile Spurs yani. O finallerden sonra Miami'deki farklı bir yıllarında ya, diyorsun. Aynen. Yani Miami'de karşılaştığı iki finalden sonra farklı bir adam oldu. Celtics de o açıdan bence bir etkendir yani. Çünkü tabii. LeBron James'in mesela o büyük kırılmasını yaşadığı o Celtics serisi 5. maçıdır. 6. 6. maçıdır. Seri 3-2 iken. 45-15-8 miydi? O bakış şeyi miyim? Olağanüstü bir maç. Yani normal bir maç değil yani. Yok. ve yani Doğu Konferansı'nda hayatını bitirdiği kadrolara bakarsan, işte Derrick Rose'un Chicago'su mesela hiç şansları olmadı.
DeMar DeRozan'lı Toronto falan onları zaten nüfusuna almıştı. LeBron tabii. Sürekli 4-0 eliyordu falan. Evet. Orlando Magic bir kere onları yakaladı, eledi. Ama onun dışında Orlando'nun da bir daha oraya gitme şansı olmadı. Dwight Howard'lı Orlando'dan bahsediyorum. Boston Celtics ilk sezon şampiyon oldu. Sonra bir daha LeBron'u geçme şansları olmadı. Bir daha final oynadı mı o Celtics? Oynamadı değil mi? Tek final, tek şampiyon. İki final. Lakers'a kaybettikleri 6. maç Perkins sakatlanmasa bir şampiyonluk daha olabilecekken. Öyle bir şanslı bir sezon vardı hatırlamak istemediğimiz. Bu arada önemli bir takımı unuttun. İki sene üst üste yanlış hatırlamıyorsam ya da bir sezon kesin de Doğu'yu birinci bitiren Roy Hibbert'lı Paul George'lu Indiana. Indiana tam oraya geliyordum. Onları Miami'deyken aslında en çok zorlayan takım Indiana'ydı. Evet. 7 maça falan sürüklemişlerdi. Evet. O Paul George bileğini kırmadan önce. O Indiana'nın da mesela hiç final oynama şansı olmadı. LeBron öyle bir domine etti ki Doğu Konferansı'nı yıllarca. Çok iyi bir Hawks takımı da vardı. Ha, Jeff Tigley, Horford'lı, Millsap'lı, DeMar Carroll'lı. 5 All-Star çıkaran takım. Kyle Korver, DeMar Carroll, Tig, Horford, Millsap. Tig, Horford, Korver, Millsap, Horford. O takım işte 5 All-Star çıkaran. O da işte takım oyunu falan şovunu yaptılar da çok, çok iyi takım değildi aslında. Ya, o döneme göre yani, birinci bitirmişti hani böyle All-Star seviyesi gibi bir oyuncuydu o zaman da. Jeff Tigg'in All-Star olduğu ligde. Harbi şimdi yetenek paramı yükseldi diyoruz. Bayağı yükselmiş. Dönemin şartları. Bir de öyleydi. Jeff Tigg de çok kötü topçu değildi. Şimdi Tigg'in Minnesota'daki falan sürünen halini hatırlıyor herkes. Kariyerinin sonu çok fazla tepe takla gittiği için o akıllarda kalıyor. Herhangi bir adam oldu. O da çok delicilikle oynadığı için işte sakatlıklar falan onu çok etkiledi. Al Horford'un falan da şimdi halini görüyoruz abi. Yoksa Horford da Paul Millsap mesela çok iyi topçu. Bir zamanın damga vuran topçuları. Peki LeBron'u çok övdük. Hak ediyor da. Lakers özelinde de bu konuyu kapatmadan evvel birkaç eklemek istediğiniz şey var mı? Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Yani biraz sıkışıklık hissediyorum ben Lakers'ı her seyrettiğimde. Yani LeBron'un, Davis'in falan bir ittirmesi gerekiyor ki maç kazansın. Böyle hiçbir maçlarını görmedim ki. Her maçını izlemedim ama yani 7-8 maçlarını falan baştan sona izledim. Hep bir ittirme gerekiyor. Hep bir abi akmıyor takım. Yani bir maç D'Angelo Russell'dan problem çıkıyor. Bir maç yan parçalardan hiçbir şey gelmiyor. Tamamen LeBron'a, Davis'e kalıyor. Bir maç Davis hiç ortalarda olmuyor. Yani LeBron dışında böyle istikrarlı şekilde doğru giden hiçbir şey yok. Ki sezon başında 30 dakikada tutacağım diyordu Darvin Ham mesela süresine. LeBron hiç 30 dakika falan oynamıyor. 38'ler, 39'ları İki görmeye başladı. İki maç hariç bir Memphis bir de Utah maçı. 24'er dakika oynadı. Onun dışında çok hep erken. Artı 35. İşte ben de ona gelecektim. Bu kadar ya şimdi Batı Konferansı'na geldiğinden beri belki de en formda gözüktüğü zaman olabilir. Yani Bubble'da şampiyon oldular bir kere falan ama onda bile o sezonun başından bahsediyorum. Bu kadar iyi gözükmüyordu. Şu an çok kuvvetli, çok iyi gözüküyor ama bu kadar da artı 35, artı 35 nereye kadar dayanacak? Sonuçta dediğim gibi bir ay sonra bu adam 40 olacak, yani 40'a girecek, 39'u bitirecek. En iyi parçan senin 39 yaşındaki LeBron'sa orada Anthony Davis efendi de bir şapkasını önüne koyup düşünmeli. Yani bu, ona bu kadar yük binerse, bu kadar yorulursa playofflar geldiğinde nasıl diri kalacak ya da nasıl sakatlık yaşamadan bu sezondan sıyrılacak? Ya bu kadar iyi sonuç vermez bu kadar yüklenmek çünkü. Ben asıl oraya gelecektim. Çok özür dilerim. LeBron James bir sakatlanırsa Lakers için felfecir senaryolar konuşuyor olabiliriz. Yani şey zaten LeBron'un kariyerinin sonu için en kötü adam Anthony Davis. Yani bir şampiyonluk tabii ki çok değerli bir şey. Çok doğru. Hediye etti diyebiliriz değil mi? Evet. Yani sonrasında hiç olmadı. Yani şu anda da hani dediğiniz gibi ben Lakers'ı hiç beğenmiyorum zaten. Ama şundan dolayı hala umudum var. LeBron'a çok güveniyorum. Bence bir yerden sonra dengelemesini bilecek sezon içinde. Ve yani Lakers şöyle bir takım aslında. Playoff'ta kendini bir yere atabilirse gelecek herhangi bir genç çekirdeği işte Denver gibi bir takım dışında gelebilecek çekirdeklerin hepsine ters gelebilecek potansiyel sahipler çünkü LeBron var. Yani çok basit bir denklem artık. Yani o seride mental olarak mental olarak rakibine baskı uygulayabilecek serinin devamında işte belki çözebilecek bir oyuncu hala LeBron. Bence orada bir şansları var. Ben Batı Konferansı'nın çünkü hala, yani çok potansiyel takımlar var ama tam olmuş takımlar hala göremiyorum çok.
Ondan dolayı işte güvenilir sağlam atı oynamak lazım. İşte LeBron'a güveniyorum. Belki oradan ama playoff'ta ne kadar kalırlar? Play-in'le mi kalırlar artık? Curry ile belki işte Değişik 2016'nın şeyler olabilir. rövanşını play-in'de falan yaşarlar. Yani biraz muamma. Ama kendilerini atabilirlerse Lakers'ın playoff'ta iyi bir şeyler yapacağını hala düşünüyorum ben. Ya şöyle söyleyeyim size. Gelmeden evvel son olarak bu rakamları da aktarayım. Defansif reytingde lig 9.'sü bu takım. Ama ofansta 26. sırada. En az üçlük atan takım. En az hücum ribaundu yapan ikinci takım Wizards'tan sonra. Ki Wizards sıfır efor çıkıyor. Kaybetmeye çıkıyor. 22.1 hücum ribaundu yapıyor. Lakers 24. Yani ofansif ribaundda sondan birincisin. En az üçlük atan takımsın Detroit'le birlikte. Ve maçlara baktım ben. Savunmada daha iyi gözüküyorlar tamam ama yüzün altında tutabildikleri 3 takım oldu bugüne kadar 14 maçta. Pardon 16 maçta. Suns'ı 95 sayıda tuttular. Hem Booker hem Beal yokken. Portland'ı 95'te tuttular ki Portland'ın hali belli. O maçta da Brogdon'la Scoot Henderson yoktu. Jazz'i gene farklı bir maç sonunda salmış bir Jazz'i 99'da tuttular. Bu 3 maç hariç yüzün altında tutabildikleri bir rakip olmadı. Ya şimdi fikstürleri de inanılmaz bir zorluğa geliyor. 9 maçın 8'i deplasman bir doğu turnesiyle başlıyorlar. Hemen onu da aktarayım. Cleveland, Philadelphia, Detroit 3 doğu deplasmanı, arkasından OKC deplasmanı, evde Houston, sonra Dallas, San Antonio, New York, Chicago diye gidiyor. Hani zor bir fikstürden geçecekler. Bu şekilde şut atamaya atamaya nereye kadar? Ben de pek parlak görmüyorum geleceklerini. LeBron'un sırtında gidiyorlar. Yani pamuk ipliğine bağlı. LeBron'a bir şey olursa veya doğal olarak adamda bir form düşüklüğü yaşarsa tepe takla olabilirler. Ya Lakers'ın ekleme yapması şart. Tabii. Lakers bu kadroyla bir yere gitmez. Cam Reddish'ten, Torian Prince'ten falan, Christian Wood'dan sürekli istikrarlı şekilde yüksek katkı talep eden bir takımla bir yere gidemezsin. Yani playoff'ta mesela LeBron, Anthony Davis güvenilir oyuncular evet ama etrafında hiçbir şey olmazsa bu adamlara da o maçı değiştirecek alanı bırakmıyor rakipler. İşte nasıl ki geçen sene D'Angelo Russell'ın rezil rüsva olması Lakers'ın önünü çok kapattı. Evet. Bu sene de D'Angelo Russell çok farklı değil. Yani X maçta çıkıyor 26 sayı atıyor falan ama çok bir değeri yok bence. LeBron'la Davis'in üzerindeki baskıyı azaltacak şütörler bulmaları lazım. Savunma da yapabilen. Çünkü savunma yapabilen adam var hiç şut atamıyor. Şütör var hiç savunma yapmıyor. Zaten Darvin Ham öyle oyuncuları genelde oynatmıyor. Austin Reeves'i de bench'ten getiriyorlar bu ara. Ne fark ettiyse gene maçı kapatan 5'te Austin Reeves'le kapatıyor. Ekleme yapmazsa bence bu Lakers'ın işi zor. Ya bir yerde Anthony Davis de mutlaka maç kaçıran bir oyuncu. Davis de kaçıracak. LeBron hadi gene kendini ekonomik kullanmayı bilen bir oyuncu. Gerekirse savunmada falan dinlenerek ama yani Davis yıpranıyor abi. Sürekli pivotlarla boğuşmak zorunda. Hiç de istemiyor 5 oynamayı biliyorsun. Evet, ondan da trip atıyor bu arada. Bazı maçlara Muhtemelen. hiç gelmemesinin sebebi de o. Abi beni boğuşturmayın bu adamlarla. Muhtemelen Darvin'imi her maçtan sonra darlıyordur. Zor ya işleri. Elde Uzattık paket geçen. var. Elde iyi oyuncular var ama takaslanacak. Belki Kim takas. mesela? Ya hala gideri vardır Christian Wood'un falan ya. Yani Christian Wood'un gideri olsa minimum kontratla Lakers'a mı kalır abi? o biraz bence şey oldu. Hani Dallas onu biraz çöpe attı gibi mental oldu ama. problemleri olan bir oyuncu o da ya. Ya Pek zaten bunu hep söylüyor. soyunma Cam Reddish odasına falan sokmak hep soru istemezsin. işareti Çok ama doğru. hep soru işareti olan oyuncular ama hala bence piyasada bir giderler. Yani 2-3 birleştirip belki bir şey Biraz alabilirler. bol keseden kontrat dağıttılar. Sezon başı programımızda da Gabe Vincent'lara falan, Hachimura'lara, Vanderbilt'lere inanılmaz inanılmaz kontratlar verdiler. Elleri kollarını bağladılar kendi kendilerinin. Bilmiyorum yani Tanking takımlarıyla bir şeyler yaparlar belki de. belki de ama takas şart. Bu şekilde fazla uzağa gidemezler. LeBron'a da bu kadar yük bindirmek iyi değil. Lakers özelinde ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa o zaman Batı'nın zirvesine doğru geçelim. Oklahoma City Thunder. Geçen hafta Minnesota'yı uzun uzun değerlendirdik Volkan. İlk iki sıra aynı galibiyet yüzdesine sahip iki takım var. Bu hafta Oklahoma'yı bir değerlendireceğiz. Ayberk senden başlayalım. Oklahoma'ya ne diyorsun? Nasıl görüyorsun? Shai Gilgeous-Alexander özelinde değerlendirecek olursan. Biraz sonra çok övülecek zaten. Ben biraz şey yapayım. Ben Oklahoma'yı böyle bir sevemiyorum bir türlü. Yani
çok doğru oyun oynuyorlar. Magdeño'yu ben çok beğenirim. Hocaları çok iyi. Çok doğru oyun oynuyorlar. Holmgren zaten beğendiğim bir oyuncu. Oyun zekası çok yüksek işte. Wembanyama'ya göre hücumunun hani önceden de söylemiştim. Farklı bir oyun zekası var. Şay zaten bambaşka bir oyun oynuyor oyunun çift yönünde. Ama seninle de konuştuğumuz gibi senin dediğini söyleyeceğim aslında. Şampiyonluk kazanacak hani ilerisi için ana çekirdek bu değil bence. Hala eklemelere ihtiyaçları var. Bence hocaları iyi, Şay ve Holmgren özelinde de iyi ama etrafının değişmesi gerekiyor şart. Yani şu an bambaşka oynuyorlar. Ben böyle de devam edeceklerini pek düşünmüyorum. Bir yerden sonra düşeceklerdir. Yani bu sene değil, bu sene playoff'ta farklı işler yapabilirler, sürpriz takım yapabilirler ama ben yine ilerleyeceklerini de düşünmüyorum. Ben şimdiden bayağı gömeyim. Ama sonrasında yani önümüzdeki seneler doğru parçaları alırlarsa bir yerden sonra yükselişe tabii geçeceklerdir playoff'ta. Yani şu anda gördüğüm bunlar. Ben pası atacağım erken. Sen Öğrenin negatif biraz. taraftasın. Sen de konuş sonra Ne, ben şey yapayım. negatif derken şöyle. Şimdi ben sezon başı program tahmin programında şöyle iki takım için şu an zirvede olan iki takım için Minnesota play-in adayı olarak gösteriliyordu. Ben bunlar iyi olacak bu sene demiştim. Orada haklı çıktım. Oradan bir kendime pay çıkarayım. Oklahoma konusunda da yanıldım. Yani şöyle. Geçen senenin üstüne çok da koyabileceklerini zannetmiyorum. Minnesota'nın da yukarı çıkması için oradan birini aşağı almamız lazım. Bu Oklahoma olur dedim. Ki Sacramento oldu. Biraz sakatlıkların falan da etkisiyle. Şu anda geçen seneki o boşluğu Minnesota doldurmuş gibi gözüküyor. Çünkü Oklahoma hala orada. Şimdi Ayberk'in de dediği gibi onunla aramızda konuşmuştuk. Yani Shai çok iyi oynuyor. Tamam ama şampiyonluk yolundaki bir takımın, şampiyonluk adayı bir takımın birinci oyuncusu olur mu? Bu sezonun sonunda böyle devam ederse eğer olura döneceğim. Hala daha bir bakıyorum. Yani geçen sene de çok iyiydi. Asla inkar etmem. Hatta rakamlarını da vereyim. 30.4 sayı, 6.1 rebound, 6.3 asist ve oyunu savunma yönü 2.4 top çalma, 1 blok. Yani toplamda 3.5 blok steal ortalamasına sahip. Hücumda bu kadar iş yapıyor, bir de yanında savunmada bu kadar yük taşıyor. Artı bunları %54 saha içi isabeti ve %94 faul isabetiyle yapıyor. Rakamsal olarak diyebilecek hiçbir şey yok. Şu anda belki de ligin bir numarası MVP ligde. Yok işte beraber ya da. Ama playoff ortamında bunu devam ettirebilecek mi? Orada şüphelerim var. Magdegno, Ayberk'in dediği gibi çok beğendiğim bir hoca. Yani tanking yolundaki bir çekirdeği alıp iddialı hale getirdi. Buradan sonra hani artık kaymağını yiyeceği hale getirdi bu kadroyu. Artık birkaç eklemeyle birlikte yukarıyı hedefledikleri zaman o da o işi rahatlıkla götürebilecek bir koç. Bunu gösterdi. Yani o sınavı geçti. Benim hala ilk zamanlarda söylediğim gibi kafama takılan şey, bu kadar şut sorunu olan bir takım nereye kadar gidebilir? En iyi şutörü Dort olan bir takım ne yapabilir? Ne kadar iddialı olabilir? Bir takas yaparlarsa ama iş değişir. Sen ne diyeceksin? Senin de düşüncelerini alalım. Sonra bir de bir Gidi olayı var. Onu da bir bilgilendirme yaparız seyircilere. Valla ben sizin aksinize çok yükseğim bu takım için. Ya bu çekirdek şampiyon olur demiyorum kafadan ama iki ekleme uzaklıkta olduğunu düşünüyorum. Yani MVP adayı bir oyuncun var. Bence Jokic'le kafa kafaya şu an Şeygiriz Alexander. İlk 15-16 maç sonunda. Bir MVP adayım var. MVP adayı olmaya çok namzet bir uzunum var. Chet Holmgren bana göre gerçekten müthiş potansiyel. Ve Wembanyama'ya göre çok daha cilalı, oynamaya çok daha hazır. Bu takıma müthiş boyut katan bir oyuncu oldu. En iyi şutörü bence Lu Dort değil, Chet Holmgren bu takımı. Lu Dort eli tuttuğu zaman iyi sokuyor ama istikrarlı baktığın zaman mesela Chet Holmgren'i ben bırakmam ama Dort'u bırakın atsın abi diyebilirsin. Atıyorum. Şimdi böyle bir oyuncu giderek daha da iyi olacak. Daha ilk sezonu. Geçen sene hiç oynayamamıştı. Böyle iki oyuncu bulmuşsun. Yani aslında ana taşıyıcıların okey tamamsın. Bulmuşsun gencecik çocuklar. Çatır çutur oynuyorlar. Şeygiz Alexander ligin en büyük yaratıcılarından ve skorerlerinden bir tanesi. Tyrese Haliburton mesela herkes övmeyi çok seviyor. Haklı da olarak ben de çok beğeniyorum ama abi Şeygiz Alexander'ı kimse konuşmuyor mesela. Ya bu adam Haliburton'un hayatı boyunca hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Bu adam bir takımı şu an zirveye götürüyor, taşıyor. Geçen sene play-in'delerdi.
Bu sene Batı'nın en iyi 4-5 takımından bir tanesi olacaklar muhtemelen. Haliburton da yapıyor. Yani ne güzel taşıyor işte. Hemen ben de yani araya taşıyor gireyim. Taşıyor da play'in potasında. Haliburton'un elinde ama Jalen Williams, Holmgren 7 falan yok şimdi. Ya abi o kötü çekirdek diyorsunuz, öbür taraftan da elinde yok diyorsunuz. Haliburton'a göre biraz daha iyi bir çekirdek. Vallahi şampiyon olmaya yeter mi onu bilmiyorum. Buddy Hield'la Miles Turner'ı versinler şey diyeceğiz Alexander'a, gene burada olur. Hadi bakalım. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Yorumlara yazın. Ben katılmıyorum. Ben Haliburton'u çok daha beğeniyorum. Bence yani. De. Abi Haliburton peki. Ben daha iyi demiyorum. Ben daha çok seviyorum Haliburton'u. Daha çok seviyorum. Ondan belki başka. De objektif bakamıyorum. Daha çok seviyorum bambaşka. Ona kimse karışamaz. Onun kişisel oyun tarzı daha meselesi. Çok hoşuma gidiyor diyeyim yani. O kişisel zevk meselesi. Ama objektif olarak hangisinin yaptığı iş daha büyük? Abi Gilgeous Alexander MVP adayı şu an. Peki şöyle. Ben şundan... Yani şundan dolayı aslında Şecilius hani birinci oyuncu olarak ben şampiyonluk kazanacak bir oyuncu olduğunu inanmıyorum. Takıma bir numara seysem mesela Haliburton'u alırım. İkinci oyuncu alacaksam yanına. Hala büyük haksızlık ediyorsunuz bence ya. Daha peki ne şu Oklahoma'da Haliburton olsaydı bundan daha mı kötü olurdu mesela? İkisini kıyaslamıyorum ama. Abi belki daha kötü olmazdı ama Indiana daha iyi olabilirdi. Daha kötü olmazdı. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Tyrese Haliburton herkes çok övüyor. Okey eyvallah. Ya burada hakkı verilmeyen bir oyuncu var, onu söylüyorum. Adam MVP yarışında şu an. Ama veriliyor ya. MVP'likte dördüncü gösteriyor. Biz vermiyoruz. Ya genel olarak ben kamuoyundan bahsediyorum. Ha. Sosyal medyada falan da çok görmüyorum mesela çok şey Gilgeous Alexander konuşan. Ufak pazar takımı Oklahoma. Indiana Pacers de Oklahoma City'den çok kötü bir kadro değil bence. O dediğine de hiç katılmıyorum. Miles Turner'la Buddy Hield'ı versinler, bu tarafa şampiyon olur Oklahoma. Çok iddialıyım. Yok, çok iddialıyım. Buddy Hield çok iyi gider. Evet, şütöre bu kadar çok ihtiyaç duyarken ama Turner, Holmgren değişik değil mi diyorsun? Hayır. Yanına. Ha yanına olursa iki, o zaman iki iş değişiyor. İki şampiyonluk adayı bu takım. Ona itiraz edemem. O iki kişinin kim olduğuyla alakalı. Bir tane yani. Şütör, kanat. Bence Buddy Hield'i kesin almaları lazım. Bir tane de Chet Holmgren'i pivotlarla boğuşturmayacak ve rebound'a konsantre olacak pivot lazım. Çünkü hiç rebound alamıyorlar. Yani kaybettikleri evet. Maçlara bakın. Rebound alamadıkları için gerçekten çok zorlandıkları maçlar ve ekstra ikinci şans sayıları verdikleri için kaybediyorlar. Sıkıntılarının en büyüğü buradan geliyor. İkincisi de alan açmak. Şimdi Gilgeous Alexander bence çok iyi bir atak noktası. Chet Holmgren onu tamamlamak için iyi bir parça. Jalen Williams fena değil. Hem topla da bir şeyler yapabiliyor. Şut geldiğinde alan hani giderek daha da iyi olacağını ben düşünüyorum. Orada bence Josh Giddey'den kurtulup, çünkü Josh Giddey'nin top elinde değilken etkisi çok az ve 3 sayı hiç atamıyor abi herif. Josh Giddey'den kurtulup oraya iyi bir şutör alacaklar. Çift yönlü. Bir tane de pivotlarla boğuşacak beden alacaklar. Bence onun dışında gerisi mesela Isaiah Joe muazzam oynuyor. Evet, en iyi şütör aslında son zamanlarda o inanılmaz rakamlar tutturdu büyük ya. Büyük katkı veriyor. Neyse program uzadı. Ben OKC'yi çok uzatmayayım. Belki ileride daha geniş konuşuruz. Ya, şu an bence ellerinde muazzam bir genç çekirdek var. Gilgeous Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren. Bunların yanına birkaç tane doğru düzgün eklemeyle işte bench'ten de Isaiah Joe gibi bir tane daha ekstra gelecek adam bulabilirlerse ya çok yukarılara da gidebilir bu takım. Bu sene şampiyon olmayacaklar eğer ekleme yapmazlarsa. O kesin ama Batı'da bence ilk dörtte olabilmek bile bu takım için muazzam bir şey. Çünkü çok uzun yıllardır tanking yapan, o yüzden de bence birçok insanın antipatisini kazanan bir takım. Ben de hiç sevmiyordum. Çünkü Gilgeous Alexander sağlıklıydı, oynatmıyorlardı mesela. Kötü maç kaybetme. 250 tane draft hakları oldu artık. Yeter evet, hani bunları hala, birleştirip bir şey yapıp hala ilerleyin. Hala çok draft hakları var. Falan. Hala var evet. Bence önü çok açık bir takım ya. Ya gerçi önü gerçekten çok açık çünkü o paketleri kullanıp istedikleri zaman süperstar falan da çekebilirler. Yani boşa düşen bir süperstarı hemen alabilecek güçteler. Ya süperstarlar elleri çok rahat evet. Süperstarlar Oklahoma'ya gelmek istemiyorlar ya. Şehir çok boktan olduğu için. Küçücük, içinde hiçbir şey olmayan sadece yani şehrin kalbi gerçekten Oklahoma City'dir. Yani başka hiçbir şey yok şehirde. Hani o kadar kötü bir şehir ki insanlar mesela Sacramento'ya falan gitmek istemiyorlar şehir kötü diye. Sacramento onun yanında Las Vegas kalıyor. Oklahoma City o kadar kötü bir şehir. O yüzden mesela süperstardan ziyade işte böyle gerçekten bir şeyler kazanmak isteyen artık canına tak etmiş Buddy Hield gibi falan. Çünkü süperstarlarını bulmuş herifler zaten. Yani Gilgeous Alexander'la Chet Holmgren bence versinler 20'şer senelik kontrat.
Hiç gitmeden oynasınlar. Gencecik adamlar yani. En az 10-11 sene taşır bu ikisi. Doğru. Jalen Williams da okey. Onları elden kaçırmadıkları sürece bence önleri çok açık. Koçları da ufku açık bir koç. İyi bir hücum zihni bana göre. Bilmiyorum, ben çok umutluyum sizin aksinize Oklahoma City'den. Yok, ben tünelin sonu karanlık demiyorum zaten. Ben sadece bu sene takip edeceğim sezon sonuna kadar. Bu çizgisini korursa artık sınavı tamamen geçmiştir ve şampiyonluk yolundaki bir takımın bir numarası rahatlıkla olur bu adam diyebileceğim seviyeye gelecek Julius Alexander. Yani bu sene playoff'ta da bir görelim ne yapacaklarını. Çünkü rakamlarla anlatılmayan bir psikolojik eşik var. Yani işler ters gittiği zaman, zora girdiği zaman nasıl tepki verecekler? Sakin kalabilecekler mi? Daha çünkü tamam, Julius Alexander belki 19-20 yaşında değil. Biraz tecrübesi var. Holmgren'in hiç tecrübesi yok. Şahin'in de playoff'ta pek tecrübesi yok. Hani ondan dolayı oraları bir görmek istiyorum yani. Daha bir numara olur bu adam demek için. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim son olarak. Ayberk, senden de son bir cümle alacağım. Buddy Hield ve Miles Turner'ı Sacramento'ya, Dallas'a, Minnesota'ya da koysak onlar da şampiyon olur şimdi. Bir tek Oklahoma'ya kıyak geçmeyelim yani. Lakers da olur. Ama yani ama onların öyle iki adam söylüyorsun ki. O ikisini istihdam edebilecek cap'leri yok. Oklahoma City'nin var. Hepsi bedava oynuyor. Ama şöyle de bir tehlike var. Gelecekleri çok parlak dedik ya. Bunların hepsinin çaylak kontratları falan bittiği zaman bu sefer hangi birini tutacaksın? Cap boş abi. Cap yok. Yani hayır, ileride birkaç sene sonra. Hayır, boş. Aras. Kim dolduruyor ki cap'i? Bird Rights zaten Oklahoma City'de. Şey, gidiz Alexander'a basacaksın maksimumu. Chet Holmgren'a basacaksın maksimumu. Kim durduruyor ama ki? Ama Jalen Williams'a bu sefer veremeyeceksin. Ya o da maksimumla oynamayı versin abi. Ya da Jalen Williams'ı gözden çıkarabilirsin yani. Ama sen, o da çok kilit rol ya, alıyor geçen senede. Abi sen iki tane taşıyıcını bulmuşsun. Yan parça bulursun. İşte o taşıyıcılar onlar mı bu sene göreceğiz diyorum ben de. Ben o konuda ikna olduğum için. Sen erken ikna oldun. Okay, ben biraz yani daha zaman istiyorum. Ayberk, senin son ekleyeceğin bir şey var mı? Yani ya Şay mesela müthiş delici. Harika bir, yani potaya çok iyi gidiyor. Bence çok iyi de oyuncu ama bu şut atamaması işte mesela Holmgren'in de o kadar hani hala daha güven vermemesi o playoff'ta işleri çok zorlaştıracaktır zaten. Hani orada doğru savunulduğu zaman ne yapacaklarını çok merak ediyorum ben, dediğin gibi. Yani o sınavı geçerlerse tabii biz inanmış oluruz ama ben en azından şimdilik o yan parçalar eklenene kadar şey olacağını yani beklerdi. Zaaflarının üzerine giden bir rakipleri olursa playoff gibi bir ortamda nasıl tepki vereceklerini bir görmek istiyorum. Yoksa ben kötü demedim, yanlış anlaşılma olmasın. Yok, zaten şu anki halleriyle bu kadar rebound problemi varken playoff'ta bir yerlere gitmek zaten mümkün değil. Rebound playoff'ta en önemli şeylerden bir tanesi. Artı şut. Ya ben olsam bu sene direkt bütün hamleleri yaparım. Ben de net bence de. Yani. Bu kadar yani beklemeye gerek yok. O zaman ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa son takımımıza geçelim. Orlando Magic'e geçelim. Ben başlayayım oradan. Mike D'Agnew'yu övdük. Ben burada da Jamal Mosley hocamı övmek istiyorum. Süper bir koç adam. Yani Dallas'ta asistanken de çok metini duyuyorduk. Çok iyi koç. Çok iyi bir savunma anlayışı oturttu. Takımda Cole Anthony hariç herkes iyi savunma yapıyor. Onun da zaten belli fiziksel defekleri var. Ki onu da kaldırır zaten takım. Bir tane yaratıcı oyuncu var. Savunma yapmıyor. Onu da bir zahmet öbürleri kaldırsın. The Boston Celtics are trying to clinch the East Group C of the NBA's in-season tournament with a win over Paolo Banchero and the Orlando Magic. And well, Paolo Banchero has other ideas. Driving in and getting the bucket there. Orlando up by one early. Meanwhile, Jason Tatum a little bit later puts the Boston Celtics up by five. Beautiful step back. Cole Anthony, no look, dime to yani Goga, Thompson for the jam, and it's a three-point game. Jalen Brown, fadeaway on the baseline, and one. What a terrific shot from Brown, high arcing, and it goes down. Then Mo Wagner gets the dunk from Cole Anthony. Then Cole Anthony gets the dunk from Franz Wagner. So olur mu olmaz mı? Bazı maçlarda olur dedirtiyor, bazı maçlarda soru işareti bırakıyor. Onu da biraz takip etmek istiyorum bu sene özelinde. Wagner sanki biraz daha rolü verildiği zaman altından kalkabilecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Ama Banchero'nun bir playoff ortamında ne yapabileceğini bilmiyorum. Ama hoşuma giden bir şey daha ekleyeyim.
Jamal Mosley bu şekilde disiplinli şekilde bu takımı idare etmeye devam ederse onların da gelişimine iyi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mesela kolay bir sayı yiyorlar, çat diye hemen molayı alıyor. Hani hiç taviz vermiyor. Oyuncularla ilişkisi falan da belli bir disiplin çerçevesinde belli ki. Cıvık bir adam değil yani. Böyle koçlar illaki başarılı olur yani. Savunma temelli bir koç başarısız olma şansı zor böyle bir çekirdekle. Bakalım, merak ediyorum nereye kadar gidebileceklerini. Albert, senden başlayalım. Sen ne diyorsun Orlando'ya? Ya Orlando'ya aşığım zaten. Geçen seneden beri çok seviyorum. Evet. Yani özellikle Franz Wagner'i. Yani dediğim gibi müthiş savunma yapıyorlar. Ligin zaten şu an defansif reytinglerde birinciler. Birinci oldu dün Boston maçından sonra. Evet, yani müthiş savunmacıları var ve işte Sucks mesela ligin en iyi savunmacılarından biri oldu yani adam bu sene. Kısa savunmacı olarak tabii bir numara. Müthiş bir savunmacı. Hani hücumunda da hani geçen sene ilk geldiği zaman falan yani şut atamıyordu. Hücumda yeterli olamıyordu. Şu anda hani idare edilir seviyeye çekti onu da. Ya müthiş savunma yapıyor. Takım geri kalanına bakıyorsun. Hem size'lı oyuncular işte Wagner, Banchero, işte Wendell Carter'ı koyduğun zaman oraya hepsi 1-5 neredeyse savunabilen oyuncular. 1'den 5'e kadar. Ve oraya müthiş bir savunma kurgusu yarattı hoca. Yani tabii ki bu takımın eksiği var. Bu takımın eksiğine spacing yok. Şut atamıyorlar. Hepsi bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Net bir yaratıcı da yok. Hep Wagner'le Banchero kendi aralarında bölüşüyorlar. Bence zamanla bu yan parçaları tamamlarlar ve ben ana çekirdeklerini bulduklarını düşünüyorum. Wagner'le Banchero'ya güveniyorum mesela. Hani ligde şu an en geçerli akçenin kanat ikilisi olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda ligin en iyi takımı Celtics. Tatum ve Brown ikilisinin hani o yandaki parçalarla sürekli şampiyon olması gerekiyor. Tabii ki laftaki gibi olmuyor. Ama en ideal çekirdeğin ben Orlando'da olduğunu düşünüyorum. İşte Wagner'i mesela neden bu kadar beğeniyorum? Her şeyi iyi yapıyor. İşte 1'den 5'e kadar savunabiliyor. İşte dün Tatum'u nasıl savunduğunu gördük evet. Bazı yerlerde. Her şeyi iyi yapabiliyor ve sorumluluk alması gerektiği zaman da ana lider olarak da sahneye çıkabiliyor. Yani biraz şeye de benziyor, Hidayet'e benziyor Orlando'nun o prime zamanlarında. Hem o pis işleri de yapıyor arka tarafta. Banchero hala istikrarsız. Şutu çok güvenilir değil. Ama müthiş size'lı bir oyuncu ve Alorant. Yani LeBron tabii o seviyeye asla gelmeyecek zaten de. Yani mini LeBron gibi. Biraz daha LeBron'un düşük versiyonu gibi. Çoğu şeyi yapabiliyor. Zamanla gelişeceğini düşünüyorum. Wagner Banchero üzerinde etrafa çok iyi bir takım kurulur. Yani bu sene belki playoff'a girerler play'inden. Belki bir şeyler yapabilirler, sürpriz yapabilirler ama onlar için de bayağı bir zaman var aslında. Bir iki sene daha lazım oturmaları için. Volkan, sen nasıl görüyorsun? Ben de çok seviyorum. Orlando Magic özellikle Franz Wagner'ın çok hastasıyım. Çok iyi topçu. Müthiş. Müthiş topçu. Ama Banchero'ya mesela senin kadar güvenmiyorum. Bu takımın en önemli iki tane sorun dikkatimi çeken. Birincisi oyun kurucu. İkincisi de Banchero ile alakalı pivot. Wendell Carter Jr. benim zaten çok tuttuğum bir oyuncu değil. Pivot için size'ı küçük. Ben ufak tefek pivot sevmem. Ufak tefek olacaksan da 3 sayı atacaksın abi. İkisini de yap. Yani hem fizikli değilsin hem iyi 3 sayı atmıyorsan bence NBA'de yerin yok. Banchero ile Wagner daha uzun zaten Wendell evet, Carter'dan. Yani, Wendell Carter'la ama bir üçgen hücum yani tutuyordu onlar bir şekilde ya. Oyun yani, kuruyor çünkü Wendell Carter. Wendell Carter biraz iyi pasör olduğu için evet. Jamal Mosley de elinde Wendell Carter olduğu için mecburen kullanıyor ama bence hiç oraya uyacak pivot değil. Yani o Paolo Banchero'nun yanına iyi 3 sayı atan bir pivot koymak lazım ki Banchero'nun kıymetli olduğu yer çembere yakın olduğu. Evet. Şimdi çembere yakın oynatmak istiyorsun ama bir de Goga Bitadze atıyorsun oraya. Bir de Wendell Carter Jr. atıyorsun oraya. Olmuyor yani. Spacing, alan paylaşımı oturmuyor. Birinci çözmeleri gereken sorun bence o. Çünkü Paolo Banchero mini bir LeBron gibi de oynamıyor bence. İyi bir oyun kurucu değil. Top hakimiyeti de ona yetersiz. Paolo Banchero müthiş fizikli bir 4 numara. Hani fiziğiyle hani topu yere vurabiliyor bu arada. Ben LeBron tarzı hani point forward oynamak için top hakimiyeti yetersiz. Ama mesela karşısında biraz daha ufak tefek bir 4 numara bulduğu zaman ezebiliyor fiziğiyle. Çembere yakın olması lazım. Onun için de 3 sayı atabilen pivot lazım. Ve tekrar şuna geleceğim. Abi siz Mo Bamba'yı nasıl kullanamadınız? Bu çekirdekte Muhammed Bamba'ya nasıl bir yer bulamadınız?
kafayı çıldıracağım. Bamba'ya da sormak lazım bunu biraz. Abi sen de tam ya Banchero'nun yanına evet. Cuk oturacak pivot ya. Demek ki herifin kafasında basketbol oynamak çok yok. Çok da yani. Sakatlanıyordu ya. Bir maç var, üç maç Bol Bol da tutmuştu bir ara onların yanına. Bol Bol'un çok iyi olduğu bir dönem vardı. Kısa dönem sürdü ama çok, o da iyiydi. Çok bir buçuk aylık bir süreç gibi falan. Orlando'nun birinci oyuncusuydu. Aynen ama serkeş adamdı o da ya. Savunma yapmıyordu yani. Ne yaptığı belli değildi. Ya onun oyun bilgisi, fundamental falan biraz sıkıntılı. Yetenek problem değil de. Zaten Phoenix'te şey de oynatmıyor. Frank Vogel de oynatmıyor şimdi onu. Neyse. Bamba'ya ettiğim sistemden sonra bir de oyun kurucu sorununa değinmek istiyorum. Bu Markel Fultz'un sakatlanması müthiş oldu Orlando için. Houston'daki yani, Amen Thompson olayı gibi değil mi? Geçen hafta senin söylediğin. Yani evet. Ama hayırlı daha, oldu. Daha bile beter. Yani tabii ki kimse sakatlanmasın. Fultz inşallah ya, çok da şanssız bir adam. Evet. Sevdiğim de bir çocuk yani, tatlı birisi. Ama abi bu takımda Markel Fultz'un yeri kesinlikle yok. Fultz oynadığında spacing paramparça oluyor. Çünkü abi 3 sayı hiç atmıyor. Hiçbir tehdidi yok 3 sayı çizgisinin gerisinde. O yüzden şimdi Banchero da iyi bir şutör değil. Bir tane de şut atamayan pivot oynatıyorsun. Bu kadarcık alanda kalıyor. Bir de Suggs da çok şutu güvenilir bir adam. Suggs biraz sokmaya başladı. En azından kullanıyor Jalen Suggs. Yani bırak atsın denecek şeyden çıktı bu sezon bence. Ki onun ben kolej kariyerini takip etmiştim. Bundan çok çok daha yüksek beklentilerim vardı. Bir yerde bunu kıracağını biliyordum ki bu sezon iyi gidiyor. Gonzaga'daydı değil mi? Gonzaga'daydı. Takip ettim takımı unuttum. Gonzaga herhalde. Neyse. Gonzaga'daydı. Bir takım işte. Hatta Final Four falan da oynadı. Evet. Orada hatta oyun kuruculuk görevini falan da üstleniyordu. Fultz o aradan çıkınca Anthony Black'i başlatmaya başladılar. Ama çok az oynuyor Black. Yani hatta ilk çeyrek oynuyor, çıkıyor bir daha girmiyor gibi bir durumu var. Orada Cole Anthony işleri toparlamaya başlıyor. Cole Anthony iyi bir skorer. New York'taki Emmanuel Quigley tarzı. Kenardan gelip işi skor atmak olan. Ama çok savruk bir oyuncu. Al topu baba, 1'e 9 takıl, Jamal Crawford ol diyorlar. 1'e 9 çok savruk. Yani hiç şut seçmeyi bilmiyor. Felaket bir pasör. NBA'deki en kötü pasör olabilir oyun kurucu oynayan. Her maç iftira Matthews'un pas Matthews'un denecek bir pası var. Yani açın izleyin Orlando maçlarını. Ya abi profesyonel bir basketbolcu bu pası nasıl atar dediğin en az bir pası var her maç. Doğru. Öh artık yani. Ki bu adamın babası da Greg Anthony. Yani bayağı iyi oyun kurucuydu babası da. Ama en azından şut atabildiği için işte bir ferahlattı Orlando'yu. Çok fizikli, iyi savunma yapan bir takım. Bence Franz Wagner çok iyi yakaladılar. Bu takımın geleceğinde çok değerli bir yeri olacak ama bu oyun kurucu ve pivot sorununu çözerlerse bu takım böyle yıldızlara doğru gitmeye başlar. Mo Wagner'ı hanginiz övecek? İyidir. Hoştur adam. Adam yani, kenardan gelip neler yapıyor yani. Severiz ama işte. Ya çok güvenilir tabii. O da Bol Bol gibi arada böyle değil çıkan ama aldığı dakikalarda yani hiç zarar yazdığını ben şahit olmuyorum izlediğim maçlarda. Çok verimli. Aynen. Yani ne yaparsa yapsın verimli şekilde bench yapıyor. Bençler zaman öyle bir adam istersin yani. Evet. Ama sezon boyunca bir daha Celtics maçındaki gibi görmeye de biliriz. Celtics, evet, Celtics maçından evvel de birkaç maç bayağı iyi katkı verdi yani. Ben iyi topçu. Hatta Bitadze'ye göre daha uygun. Daha uygun evet. Banchero'nun evet. yanında oynamaya çünkü lige girdiğinde hatırlıyorsunuz sadece stretch 5 oynatıyorlardı evet. onu. Hatta Lakers'da nasıl olmadı falan diye şaşırıyorduk. LeBron'un yanında falan evet. pick and pop oynayacak bilmem ne. Enteresan da çok fazla şut atarak değil ama potaya giderek falan etki yaratıyor. Ama o tehdidi de var sonuçta yani. Sana evet. alan yaratır spacing oyununda. İyi topçu ama çok fark yaratacak birisi mi dersen öyle değil. Kardeşin ekmeğini yer biraz. Ya kardeşi çok iyi kardeşi. Yani. Bence ben de onu ben, daha önde görüyorum. Şu an mesela Doncic falan çok seviyorum da onu farklı seviyorum Wagner'i. Şey mesela yardımcı oyuncu diyorlardı ilk geldiği zaman hani iyi bir ikinci üçüncü parça olacak ama geri geldiği zaman bu takımın birinci oyuncusu olacak. Yani bence de biri o. Banchero'da benim de çok büyük şüphelerim var dediğim gibi. Evet yani Banchero'ya çok güvendiğimden değil aslında Wagner'e çok güvendiğimden o çekirdeği ikiliye uygun diyorum. O kanat ikilisi yanına uygun parçalarla bir güzel bir oyun kurucu çekebilirsek. Ya şey alabilseler aslında Toronto'da çıkmak ister bence. Dennis Schröder. Almanya milli takımında da iyi çalışmıştı. Evet. Franz Wagner, Dennis Schröder ikisi. O sanki biraz
yani kısa vadeli bir çözüm olabilir. Kısa vadeli bir çözüm olarak en azından yani hem Franz Wagner'la belli bir kimya yakalamış bir oyuncu, hem de Wagner bütün maç boyunca bütün yaratıcılığı üstüne atmak isteyeceğiniz bir oyuncu değil. Yani sürekli topla yaratan oyuncu olursa bu sefer çok yıpranır. Savunmasından götürür. Hatta Almanya milli takımında da ana yaratıcı değildi. Dennis Schröder top yönlendiricisiydi. Yani Wagner onu da oynayabilen bir oyuncu. Çok kullanışlı bir adam. Acayip bir adam. Oraya iyi bir oyun kurucu yakalamaları lazım. Bir de dediğim gibi pivot konusunda sıkıntıları var. Ya bir de şu hiç oynamayan adamlar benim canımı sıkıyor artık. Çuma Okeke. Okeke mi diyecektim ben de. Nerede abi bu adamlar? Çuma Geçen Okeke. Sene iyi katkı yapıyordu o da bayağı. Oynayacaksan oyna kardeşim, oynamayacaksan takaslayın bu adamı. Kadroda yer tutuyor. Efendime söyleyeyim şey öyleydi. Bamba falan öyleydi sürekli sakat. Daha konuşmadığımız Joe Ingles var. Joe Ingles yavaş yavaş devreye giriyor. Ingles demişken şeyi söyleyeceğim. Dün maçın yıldızlarından biri olduğu için Cole Anthony Boston maçından sonra yayına röportaja davet ettiler. Yorumcular şey arıyordu. Orlando'nun bench'ten gelip işte katkı veren, etki yaratan oyuncularına bir hani o bench oyuncularına bir lakap arıyorlardı. Cole Anthony dedi ki Joe Ingles ve torunları diyelim mi? Bayıldım ona, çok çok güzel geldi. Tip olarak da çökmüş adam ya. Çok öyle. O hep öyleydi ama. Gençliğinde Avrupa'da da öyleydi. Gençliğinde o da, de yaşlıydı. O da büyük oyuncudur. O da 2.08 falan yanlış bilmiyorsam. Hepsi büyük abi adamların. Yani 2.08 yok ya. Ama yanlış. 2 falan. Yok 2-0 yok. 2.06-2.08 arası bir şey diyebiliyorum ben. Ingles. Yani yanlış hatırlamıyorsam öyle yok abi, o da bayağı iyi büyük bir oyuncu. Buna bakacağım, çok özür dileyerek. Siz devam edin. Bu arada ben de sen bakarken son bir şey eklemek istiyorum. Jalen Suggs'ın dedik işte Jamal Mosley çok güzel bir savunma anlayışı oturtmuş takımda diye. Dikkat ediyor musunuz hiç bilmiyorum maçlarda. Sanki playoff maçı oynuyor gibi. Sanki NBA final serisi oynuyormuş evet. gibi. Yani yerlere atlıyor, kalkıyor, müthiş seyirciyle ya. Dalaşıyor, rakiple, hakemle, sürekli birileriyle sürtüşüyor. Yani daha 22 yaşında bu mantalitesini devam ettirirse dediğim gibi sanki final maçı mı oynuyorsun, normal sezon maçı mı yani? Bir seyirciye laf yetiştir, bir hakemle didiş, bir rakiple hemen bir trash talk'a gir. Yani çok hoşuma gidiyor. Sinir bozucu bir oyuncu ama hoşuma gidiyor yani. Ya mesela pivota şut atabilen biri olursa bu takımın 2 numarasını her zaman koyarsa Saksı. Evet. Yani savunmayı, kimliğini yaratan oyunculardan biri. Müthiş savunma. Müthiş, ya. Müthiş. Tatum'u mesela o tuttu. Evet. Ya şu an ligdeki en iyi Ayberk'in başta dediği gibi 2-3 tane kısa savunmacısı varsa biri odur. Yani güncel olarak. İşte Jrue Holiday'i sayarsın, onu sayarsın. Üçüncü onlara yakın şu an yani formunu göz önünde bulundurursak. Ya var birkaç tane Caruso'lar Caruso falan olabilir. Var. Yani. 2.05'miş bu arada. Ha 5 miymiş? Baktım, benim tahmin ettiğimden uzunmuş, sen haklı çıktın yani. Ya benden de bir 2 santim daha fazla Yok söylemiş. Ama senin dediğine ama çok büyük zaten yakın. Adam evet. O da. Ya hepsi büyük, büyük hepsi. Bir gardı olduğunu biliyordum da 2.05 olduğunu bilmiyordum. Cole Anthony hariç hepsi büyük. Banker'le Wagner de 2.10 civarlarında. Anthony Black de uzun bu arada oyun kurucu için. Ya ben onu da beğeniyorum. Evet. Aslında iyi oyuncu ama zihinsel olarak çok kırılgan. Yani böyle bir maçın sonunda çok kritik bir servis atışı kaçırdı mesela. Ağlamaklı oldu bench'te falan. Tam dur. Daha çocuksun oğlum sen. Daha atarsın yani. Gelişecek tabii ki. Banker o neyse ki maç kazandıran basket attı orada da. Hani arkasını kollamış gibi oldu ama. İşte Anthony Black de mesela biraz şutunu geliştirip o rolü kapabilirse. Fultz'u falan kullanıp, Fultz'u, Wendell Carter Jr. Yani bayağı takas malzemesi de var bu takımın. Yani tabii. Senin dediğin gibi Ayberk, bu ikili üstünden yürüyeceklerse, şampiyonluk değil de iddialı takım çekirdeği eğer Wagner Banchero ikilisi olacaksa, yani etrafına çok iyi şütörler dizmek gerekiyor. Yani çünkü ikisi de mutlaka iyi şütör almak çok lazım. İyi ve çok uzunlar. İkisi de 2.10 boyunda. Wendell Carter'dan daha uzunlar. Yani örnek verdiğin Boston'daki Tatum'la Brown biri 2.02, biri 1.99. Paul George Kava'ya bak, biri 2.01, biri 1.99-2. Yani bunlar bütün diğer o iddialı örnek gösterilen kanat oyuncularından bir 10'ar santim daha fazla. Bunlar fizik ön planda bir oyun mantalitesiyle, kenarda yanlarında iyi şütörlerle, değişik bir oyun tarzıyla belki de ileriye gidebilirler. Bekleyip göreceğiz. Deneysel bir takım yani. Yani savunma takımı olacaklar zaten. Tabii, tabii. Bakalım. Ekleyeceğiniz başka bir şey varsa alalım. Yoksa ufaktan kapatalım. Kapatalım. Ağzınıza sağlık. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.